Arkadaşlar merhabalar, sevgiler, saygılar. Motosiklette vites kullanımından bahsedeyim size. Bunu da soruyorsunuz bana. Hiç bilmeyenler, motora yeni başlayanlar da olduğunu unutuyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Bu videoyu bir an evvel çekeyim dedim. Çok güzel, çok boş bugün burası. Çok hoşuma gitti. Motosiklette vites mevzusu. Şimdi bir kontağı kapatalım. Motosiklette vitesimiz sol ayağımızda. Bir tane aşağı indirdiğiniz zaman birdesiniz. Yarım yukarı kaldırdığınız zaman boştasınız. Yukarısı 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Debriyajımız çekili tabii gördüğünüz üzere. Eğer motosikletinizde vites göstergesi yoksa, kaçıncı viteste olduğunuzu göstermiyorsa, bunu en alta indirdiğiniz zaman bilin ki birinci vitestesiniz. Veya en üste çıkardığınız zaman gittiğiniz hıza göre artık. Bil ki 6. veya motoruna göre 5. vitestesin. Debriyajı çektiğimiz sürece motosikletimiz rahat bir şekilde hareket edebilir. Boştayken ki kadar rahat değil ama rahat bir şekilde hareket edebilir. Motoru başlatırken, motorun zaten üzerindesiniz. Motoru boşa aldık. Çalıştırıyoruz. Debriyajı bıraktım. Gördüğünüz üzere motor boşta olduğu için şu an her yere gider. Hiç problem yok. Hop hop hop. Motosikleti birinci vitese takıyorsunuz. Taktık. Burada bende yazdı. Sen zaten duyarsın ki yüksek CC motosikletlerde birazcık gürültülü de vites atarsın. Korkmayın. Birazcık normaldir o. Her ne kadar tuhaf hissettirse de. Şimdi debriyajımızın bir kavrama noktası var. Şimdi gördüğünüz üzere bak. Şuraya bir bakmanı istiyorum. Benim debriyajım için geçerli tabii bak bu. Şurası benim için olduğu gibi bomboş bir yer. Hatta 3 parmak alayım. Şurası benim için bomboş bir yer. Bak görüyor musun? Hiçbir şeye yaramıyor bak. Hiç sıfır. Belli bir noktada debriyajınız kavramaya başlayacak. Tam burası. Gördüğün gibi motosiklet gitmeye başlayacak. Gaza hiç dokunmadan sadece bu şekilde rölantide gidebilir motosiklet. Ama bunun için çok yavaş o debriyajı bırakabiliyor olmanız lazım. Bunu kendi motorunuzda deneyebilirsiniz. En fazla ne olur? Dur bakayım. Nasıl gösterebilirim? İşte birinci vitese attım, bıraktın. En fazla bu olur. İstop edersin ve durursun. Ama şunu söylemem lazım. Bu debriyajın kavrama noktasına alışabilmeniz için çok güzel bir mantık. Bak, gazla işim yok. Karşıya bakıyorum. Sadece debriyajı salıyorum. Sadece debriyaj. Bir yerden sonra debriyajı da bırakıyorum. Motosiklet kendi kendine gitmeye başlıyor. Görüyor musun? Eğer bunun pratiğini yaparsanız, bu 125 cc motorda da bu böyle bu arada. Debriyajı çok yavaş bıraktığınız zaman motoru rölantiye sokarsınız. Debriyajın kavrama noktasının nerede olduğunu çok güzel bu şekilde öğrenebiliyorsunuz. Aynı şekilde kavrama noktasında çektin. Şu an motorun şanzımanla bir işi yok. Yani şu anda bu hızlarda rahatsın. Ki yavaş yavaş yavaşlamaya başlayacaktır. Gördüğün gibi. 10'la gidiyordu. 7'ye düştü. Şu an motor kendi ağırlığıyla hareket ediyor. Bir yerden sonra duracak. Gördüğün gibi. Dediğim gibi ilk pratiğiniz budur. Vitesi çözmek anlamında. İşte ne kadar gaz vereceğim, ne kadar şey yapacağım. Hani bunu gaz verirken bunu bu kadar bıraktım, sonra bir daha çektim, bırakayım mı? Ne yapalım Mesut? Öyle bir şey yok. Motosiklete yeni mi başladın babacığım? Bul böyle bir yer. Bomboş. Debriyajı. Motoru birinci vitesine taktın. Fan açtı. Motoru birinci vitesine taktın. Yavaşça bırak debriyajı. O kadar yavaş bırak ki. Bak ayaklarımı da koydum. Bak hala şu an debriyajdayım. Tam bırakmadım. Bıraktım. Bunu egzajere ediyorum tabii şu anda. Buna bir daha dur. Dururken, kalkarken her zaman bakış karşıda bak. O taş duvar var ya, ona bakıyorum. Debriyajı bırakıyorum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şşş, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bıraktım. Kalktı. Bak saniyesine bak mesela ne kadar sürüyor. Bırakmaya başlıyorum. Söyleyeceğim, simit oynuyormuşuz gibi düşünün. Simit.
Bu kadar sürede bıraktım. Yavaş bir şekilde. Ve motor rölantiye girdi. Bak gaz koluna dokunmuyorum bile. En başta bunu çözmeniz lazım. Temelini bir şeylerin çözdüğünüz zaman hiç mesele yok. Çok çok rahatsın. Sonrasında vitesler girecek devreye. Abi teker... Burası bu kadar boşken ben nasıl teker yapmadan duracağım burada? Hadi hayırlısı. Vitese başlarken yapmanız gereken şey bu arkadaşlar. Birinci vites neredeymiş? İkinci vites neredeymiş? Ne oluyor? Ne bitiyor? Geç. İlk çözmen gereken şey. Dokunmuyorum. Bırakıyorum. Çok yavaş bırakırsam istop eder. Çok hızlı bırakırsam istop eder. İstop ediyorsanız bir şeyi yanlış yapıyorsunuz demektir. Tuttum. Gidiyorum. Simit. Gidiyor kendisi. Bunu çözmeniz lazım. Alışmak için. En başta bunu çözdüğünüz zaman bu sefer ne oluyor biliyor musun? Kas hafızası oluşturuyorsun. Yani sen bu debriyajı nerede bıraktığında, nerede gidecek, ne kadar bıraktığında, nereye gidecek bunu çözdüğün için vitesini atıp debriyajı bırakırken kas hafızan oluşmuş olacak. Ve aman işte burada mı vites atayım, dur şimdi mi gaz vereyim, bunların hiçbirisini düşünmeyeceksin. Otomatik olarak yapacaksın. Temelini çözmeniz mesele. Derdiniz o debriyajı kavrama noktasında birazcık bırakabilmeniz. Olayımız bu. Bu kadar. Yeni başlayanlara böyle tane... Aslında bak bu videoyu böyle bırakıp tane tane her bokun temelini anlatmak çok mantıklı olur. Ne dersiniz? Çözdük mü? Bunu yapmak için ne yapıyoruz? Birincisi, gaz kolundan elini çek. Yani tut. Tut tabii ki de. Gazla işin olmasın. Debriyajı. Bu arada debriyajı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Atıyorum senin için çok ileride. Mesela... Bu arada bunu saat kendinize doğru çevirdiğiniz zaman debriyajın kavrama noktası manette ileri doğru gider. Aşağı doğru çevirdiğiniz zaman geri doğru gelir. Ağzına kadar. Dur geri şey yapıyorum. Her motorda farklıdır kavrama noktası. Bak şu an nerede kavruyor? Anasının nikahında kavruyor şu an bu arada. Şimdi az önce bak nereye kadar gösterdim size. Görüyor musun? Hatta 3 parmak. Videoyu başa al tekrar izle. Bak şu an burası bomboş oldu. Az önce şurada kavruyordu. Şimdi nerede kavruyor bakalım. Bakalım. Gidiyoruz. Bıraktım. Tam ucunda kavruyor şu anda. Ucuyla arasında şu kadar falan mesafe var. Düşün. Seninki mesela buradadır. Ama ayarlayamıyorsundur atıyorum. Bak boşta zannettim bir an motoru. Elim o kadar o şeye alışmış ki. Gazı verdim ya niye gitmiyor diye düşünüyorum. Tam olarak bundan bahsediyorum işte. Tam olarak bundan bahsediyorum. Bak şu anda ben hiç aşağıya bakmıyorum bak. Şu anda ben bu gazla gidebiliyor olmam lazım. Benim debriyajımın noktası orasıydı çünkü. Ama nerede gidiyor? Burada gidiyor. Şimdi buna alışamayabilirsiniz. Şöyle ki ya abi çok ileride kavruyor. Ben bu kadar ileride kavramasını istiyorum. Okey babacığım. Bunu böyle çeviriyorsun. Bunun burada kilitli olanları da vardır. Onu çözeceksiniz artık. Kendinize göre, kendi damak tadınıza göre bunu ayarlıyorsunuz. Şimdi nerede kavruyor bakalım. Şu an benim istediğim yerlerde kavruyor. Onu ayarlamaya bile elim alışmış anasını satayım. Dediğim gibi, önce kavramanız gereken şey debriyajın kavrama noktası. Duruyorsunuz. Ne yapacağınızı videonun sonu olsun burası da. Ne yapacağınızı söylüyorum. Durdun. Motorunu şimdi boşta kontağın kapalı. Motora bindin. Ayağını kapattın. Açtın. Tabii fan çalışmayacaktır sizde. Motorun birdeyse de boşa aldın. Çalıştırdın. Debriyajın çekili. Vitese taktım motoru. Şimdi karşıya bakıyoruz. Bak bu çok önemli. Beyaz arabanın kıçına bakıyorum ben şu anda arkadaşlar. Karşıya dediğim şu beyaz çizginin ucundan falan bahsetmiyorum. Beyaz arabaya bakıyorum şu anda ben. Tuttum buradan da. Gazla işin yok. Gazla işin yok. Yavaşça bırak. Debriyajı yavaşça bırak.
Bırak hareket etsin. Hareket etmeye başlayınca da bırakmıyorsun bak. Hala yavaşça bırakıyorsun. Gördün mü? Sonra dur. Dururken de bak, yine beyaz arabanın kışına bakıyorum. Önüme mi bakayım? Aman işte nereye koyacağım ayağımı, oraya mı? Öyle şeyler yok. Karşıya. Çevresel görüşünüze güvenmeniz lazım. Ben evet şu anda beyaz arabaya odaklıyım. Ama arkasında bak, şu an tam olarak Clio yazısına bakıyorum, tamam mı? Arkasında yürüyen elemanı da görüyorum. Bak buradan beyaz bir şey geçti, onu görüyorum. Bir şey uçtu aşağı doğru, onu görüyorum. Tepemden bir kuş uçuyor, onu görüyorum. Görebiliyorsunuz. Gözlerinize hak ettiği önemi verin. Beyninize de aynı şekilde. Görürsünüz. Bir problem olursa görebilirsiniz. Sadece anlık ona da bakmak istiyorsan, atıyorum dururken değil kesinlikle tabii bu. Atıyorum işte kalktın gidiyorsun. İşte şurada yerde ayağına bir şey gelmedi. Heh bak, şunun mesela bok olduğunu düşünelim. Ayağıma gelmesin. Bir kere baktım, dururken yine kaldırıyorum ayağım, şey kafamı. Öyle aa bok diye buna bakmaya devam etmiyorum. Anlıktır. Fotoğraf çekmek gibi düşünün bu işleri. Anlatacaklarım bu kadar. Bak, debriyajı bırakıyorum yavaşça. Tamam. Aynı şey geçerliydi bu arada. Hani böyle gidiyorum ya. Şimdi debriyajı çektim. Tamam mı? Bak, debriyajı çektim. Yine aynı şey geçerli. Gaz olmasın, bunu hızlı bırakırsam bak zorlanıyor. Ama rölantide gittiği için problem yok. Bu benim için, benim motorum için geçerli bu arada. Şu kadar düşük hızlardayken birden bıraktığımda istop edecektir. Motoru sadece debriyajı çekerek istop ettirmemeyi öğreneceksiniz. Debriyajı bırakırken. Sadece debriyajla kalkacaksınız. İlk bunu çözdüğünüz zaman nerede gaz açayım? Debriyajı ne kadar bırakınca gaz açayım? Gaz ne kadar açılır? Debriyaj ne kadar bırakılır o kadar gaz açılır? Bunların hiçbirisini düşünmenize gerek kalmayacak. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın efendim. Stop recording.